sonra da şimdi. Balıkesir'e yakışır. Efendim, güzel bir güreş düzenledi. Alkışlar ardılıyor. Evet, ben kimle güreş düzenleyeceğim burada? Ha? Mazlumların dertleriyle dertlenmeyen canları candan saymam. Uğruna dağlar delinmeyen, çöllere düşülmeyen sevdaları sevdadan saymam. Atasporumuza büyük hizmetler yapan Karesi Belediye Başkanımız Sayın Yücel İlmaz'a şöyle eller hazırlayın bakalım. Coşkuyla yapılmayan alkışları da alkışlar saymam. Alkışlarla dağılıyor. Hedefimiz belli olduğu zaman yapamayacağımız şey yok. Ve bu işin ekonomisi olması için bunu seyrederken zevk alan insanların olması lazım. Biz Kurtdere'yi marka yapmak istiyoruz. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunuyla birlikteyiz. Efendim kendinizi tanıtır mısınız? Ben Türkan Haftalar, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunu. Yani oğlunun kızıyım. Kurtdere güreşlerini çok mu çok beğendik. Hele Yücel Başkanımıza çok mu çok teşekkür ederim. Onun hakkını ödeyemeyiz. O bir tane. Herhalde en güçlü o da bizim o da şimdi. Son Kurtdere güreşlerinin baş pehlivanı Sayın Balaban'la birlikteyiz. Efendim Çalıştay hakkında ne düşünüyorsunuz? Akşam gerçi bir konuşma yaptınız. Evet. Duygularınızı alabilir miyiz? Evet, yağlı güreşimiz için, atasporumuz için böyle güzel bir olanak sağlayan, bizleri buraya baş pehlivan arkadaşlarımıza buluşturan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir organizasyon, anlamlı bir organizasyonda bizleri buluşturdu. Atasporumuza vermiş olduğu desteği görüyoruz. Gerçekten önem veriyor. Kurtdereli güreşlerine 2014 yılında çok güzel değişiklikler yaptı. Yani güreşçiler olarak çok güzel karşıladık biz bunu. Diğer güreşlere de örnek olacak bir organizasyon oldu. Ve yine çalışmaları, yaratıcı fikirleri devam ediyor. Yağlı güreşimiz açısından gerçekten olumlu şeyler olacak. İnanıyoruz. Çok sağ olsun belediye. Bu yıl da iddialı mısınız? Tabii ki yine iddiamız devam ediyor. Seneye de yine iddialıyız tabii. Çok teşekkür ederim. Birazdan korteje başlayacağız. Anıta çelenk koyacağız pehlivanlarımızla beraber. Tabii geleneksel yağlı güreşlerimizin sorunları yapılabilecekler, geliştirilebilmesi için yapılacaklar konusunda saat 2'de Karesi AVM'de çalıştayımız var. İlimizin kanaat önderlerini ziyaret ediyoruz öncesinde. Bir bilgilendirme yapacağız. Pehlivanlarımızla beraber ziyarete gidiyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret edeceğiz. Biliyorsunuz aynı zamanda Büyükşehir Belediye'miz bir de güreş takımı kurdu. Teşekkür edeceğiz. Çalıştayla ilgili bilgi vereceğiz. Bu organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz yılki Kurtdere Güreşleri Tertip Komitesi Başkanı Sayın Mesut Akbek'le birlikteyiz. Mesut Bey, Çalıştay hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Şimdi geçen yıl çok ciddi bir hamle yapılmıştı Kurtdere Güreşleri ile birlikte. Kültürümüze, yağlı güreşe sahip çıkılmıştı. Bu yılda bu hamleler bir adım öteye taşınıyor. Bugün burada Türkiye'nin en önemli baş pehlivanları, Türkiye'nin efsane olmuş eski baş pehlivanları, Federasyon As Başkanımız, Güreş Camiası'nın önüne gelen tüm isimlerini misafir ediyoruz. Dolayısıyla bu çalıştayın çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yıl neler yapabileceğimizi, yağlı güreşin sorunlarını tartışacağız. Ben çok verimli geçeceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben kimle güreş tutacağım burada? Ha? Karesi Belediyesi yağlı güreşe parmak banmış oluyor buradan.
Biliyorsunuz kurtdere güreşleri geçen seneye kadar bitmek üzereydi. Geçen sene Karasi Belediyesi el atarak bunu yeniden Türkiye'ye kazandırdı. Türk güreşine yeniden sundu. Ve bunun daha güzel yerlere gelebilmesi için hem kurtdere güreşlerinin hem geleneksel olarak yapılan yağlı güreşlerimizin belli bir seviyeye gelmesi için böyle bir çalıştayı düzenledi. İnşallah buna da faydalı olur diyoruz. Karasi Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Karasi Belediye'miz de hakikaten kurtdereli Mehmet pehlivana yakışır, atasporumuza yakışır, Balıkesir'e yakışır. Efendim güzel bir güreş düzenledi. İnşallah bunu biz Balıkesir'i güreşin merkezi haline getirmek istiyoruz. Çünkü Balıkesir çok büyük pehlivanlar yetiştirdi. İşte Mangürüz yanımızda oturuyor. Mehmet Ali Yağcılar, Saffet Kayalar, efendim, Sabri Acarlar. En başta kurtdereli Mehmet pehlivan var. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Edip Uğur'a takdim ediyorlar. Kendilerine alkışlıyoruz. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel. Şu anda belediyemize teşekkür ediyorum. Her yönüyle inşallah yağlı güreşe önem veriyorlar. Çok güzel olacağını tahmin ediyorum. Yeni genç pehlivanları nasıl değerlendiriyorsunuz efendim sizin döneminize baktığınızda? Tabii ki belediye başkanlarımızın böyle sahip çıktığı zaman da olmayacağına şeyim yok yani. Her şeyine düzgün olur. İyi genç pehlivanlar yetişiyor mu? Tabii ki. Şu anda var genç çocuklarımız. Beğendiğiniz birkaç pehlivan ismini söyler misiniz? Ya, isimlerini şimdi bilemeyeceğim ben gençlerin pek. İsim olarak bilmiyorum yani güzel gençlerimiz var. Burada belediye başkanıma teşekkür ediyorum. Ondan Allah razı olsun kurtlara göçlerini canlandırdı. Balıkesir deyince önceden baş pelvanları Balıkesir deyince önceden baş pelvan akla geliyordu. Önceden Cumhuriyet Kurulu kurulalı en fazla baş pelvan bizim Balıkesir çıkmış. Tabii şimdi tam 85'ten beri başladı bu işler bitmeye. Büyükörte kadar pelvanımız var aşağı boylarda, orta boylarda. Başaltı baş pelvanımız yok. Bizim şimdi öğretim var, 4 tane antrenör var. Bunlar yaşlı adamlar. Bunları bırakıp onları yerine gençlerden almak lazım yağlı güreşte. Bu işin canlanması için altyapı yapmamız lazım. Bizim zamanımızda güreşler, kurtdere güreşleri Türkiye'de ikinci güreşti. Şimdi geriledi güreş. Neden? Güreşi bilmeyenler yapıyor. Bu işin içinden gelmiş adamlar olacak. Kurtdere güreşleri 40 binarın revanşıdı. Şimdi tarihi de sapıttı. Ne revanşı kaldı, ne çalışması kaldı, ne şey kaldı. Bu işe başkanım imalelerinde inşallah daha iyi olacaktır. Ve ahirete irtihal etmiş tüm pehlivanlarımızın manevi...